Eret Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğin hakim olduğu şehirde bu süre içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ülke genelinde 4 Aralık Cuma günü saat 21'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 5'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Erzincan'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlama süresince güvenlik güçleri ana caddeler ve meydanlar başta olmak üzere il genelinde kontroller yaptı. Şehrin en işlek bölgeleri olan 4 Yol Cumhuriyet Meydanı, Eski Terminal Kavşağı, Ordu Caddesi, 13 Şubat Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve Fevzi Paşa Caddesi sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında market, bakkal, fırın, manav, kasap ve kuryem işçiler 10-17 saatlerinde faaliyet gösterdi. Lokantalar ise paket servisi yaptı. Görevli olan polis ekipleri araç ve yayaları durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 5'te sona erdi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda polis uygulama noktaları ve 112 çağrı merkezini ziyaret etti. Vali Makas, denetimlerin sıkı tutulması konusunda uyarıda bulundu. Erzincan Valisi Mehmet Makas, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu hafta sonunda uygulama noktalarında çalışan güvenlik güçlerine ve 112 çağrı merkezi personellerine ziyarette bulundu. Ziyarette görevli personelle sohbet eden Vali Makas, çeşitli ikramlarda bulunarak başarı dileklerinde bulundu. Görevli personelle konuşan Vali Makas, denetimlerin sıkı tutulmasını ve her fırsatta maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunulmasını istedi. TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışması'nda Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları proje, fizik kategorisinde Türkiye birinciliği elde etti. TÜBİTAK Ortaokullar Arası Proje Yarışması'na Erzincan'ı temsilen katılan Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğrencileri Hüseyin Mutlu ve Saygın Can Uslu, Fen Bilimleri Öğretmeni Hamza Albayrak'ın nezaretinde geliştirmiş oldukları Piezo Jeneratörle Enerji Hasadı isimli projeleriyle fizik kategorisinde Türkiye birinciliğini kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. 16.512 projenin yarıştığı yarışmada birincilik elde eden ve Erzincan'ın adını duyuran öğrencilerin ürettiği jeneratör, deniz, göl gibi su sistemlerinde kıyıya bağlı kalmadan elektrik üretilebiliyor. Üretilen jeneratörle yenilenebilir enerji kaynaklarından olan dalga ve rüzgar enerjilerinin verimli bir şekilde elektrik üretiminde kullanılması sağlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu öğretmen, öğrenci ve idarecilerini tebrik etti. Erzincan Gençlik Merkezi üyesi gençlerden anlamlı davranış. Sayın seyirciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler, Erzincan'da pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri yaşlıların ihtiyaçlarını karşılayarak örnek bir davranış sergiliyor. Erzincan'da gençler evden çıkmama kurallarına riayet eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların evlerini tespit ederek onların temel ihtiyaçlarını karşıladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü üyesi olan gençler evden çıkamayan 65 yaş ve üzeri yaşlıların ekmeklerini alarak onları sevindirdi. Amca merhaba. Selam. Merhaba, hoş geldin amca. Nasılsın amca? Bugün sokağa çıkma yasağınız var ya, biz size ekmek falan getirdik, çıkamıyorsunuz diye. Allah razı olsun, sağ olasın. Siz de verebilir miyiz amca? Allah razı olsun sizden. Afiyet olsun. Çok sağ olasın, çok sağ olasın. Allah razı olsun, çok sağ olasın. Hoş geldiniz, sefa geldiniz gözümün üstüne. Elinize ayağınıza sağlık. Çok geçmiş olsun, geçmiş olsun. Ekmek getirdik, dışarı çıkamıyorsun ya. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Bir isteğin var mı?
Erzincan Gençlik Merkezi gönüllü üyesi olan gençler, Erzincan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan yaşlıların talepleri doğrultusunda temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra market alışverişlerini de yaptıklarını, faturalarını ödediklerini belirterek her türlü yardımda bulunmaya devam edeceklerini dile getirdiler. Selamünaleyküm Şükrince, nasılsın? Geçmiş olsun bir de abone bir ekmek getirdik size. Dışarıda çıkamışsınız ya. Parası? Yok mu? Parası değil. Bir isteğiniz var mı? Yok, ne isteğimiz var, isteğimiz işte. Size ekmek getirdik, dışarı çıkamışsınız ya. Teşekkür. Bir isteğiniz var mı? Yok. Annemize geldik bunun parası. Yok, parası değil, biz öyle getirdik. Parası mı yaptınız? Parası mı getirdik? Hadi. Teşekkür ederim. Hadi. Şaka olasın. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Çiftçi Projesi ile birçok kişi hayallerini gerçekleştiriyor. Proje kapsamında alınan desteklerle üretime katkı sağlanıyor. Adım Tahir, soyadım Yamanır. 4 senelik ziraat mühendisiyim. 2000 yılında başladığımız seralarımıza 2010 yılında 1250 metrekare sera yaptık. Daha sonra 5 sene içerisinde de kendimizin yaptığı bir 500 metrekare sera var. Şu anda da işlerimizi büyütmek, toprağı dinlendirmek, kendimizi dinlendirmek adına, verimi arttırmak adına bir tane de genç çiftçi projesinden sera desteği aldım. Şu anda ekimimizi yaptık, kıvırcık ekimimizi. İnşallah ürünlerimiz daha kaliteli, daha lezzetli, iyi bir üretim yapmayı planlıyoruz. Seralarımızda yazlık ve kışlık olmak üzere iki çeşit tür var. Yazlık olarak domates, biber, patlıcan. Biber olarak da çeşidimiz çok. Acı biberinden tutun, gül biberine, mor biberine, dolma biberine çeşidimiz çok. En iyi verimi alacak tohumlarımızı seçiyoruz, gönderiyoruz. Kendileri firma şeklinde Antalya'daki firmalarda ürünlerimizi buradan yetiştirmek için onlar fideliyor. Biz burada dikiyoruz. Kendi evimizde yemediğimiz hiçbir ürünü kimseye yedirtmiyoruz. Elimizden geldiği kadar bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yaşanan kuraklık nedeniyle Erzincan'da bulunan ve tarım alanlarındaki su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan Göyne Barajı'nın su seviyesi ciddi oranda düştü. Barajda su oranı ölü hacim olarak tabir edilen seviyeye geldi. Sevgili izleyiciler, bugün Erzincan'da bulunan ve tarım alanındaki su ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan Göyne Barajı'nın su seviyesi ciddi oranda düştü. Tarım arazilerinin ekilme oranının artması ve yan derelerden gelen su debilerinin düşük olması nedeniyle baraj suyu tükenme noktasına geldi. Barajda su oranı ölü hacim olarak tabir edilen seviyeye ulaştı. Şimdiye kadar en az seviyeye düşen Göyne Baraj Gölü'nde bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte tehlike çanları çalıyor. Çiftçilere seslenen yetkililer su kaynaklarının azaldığı, suyun daha bilinçli kullanılması ve salma su yerine damlama, yağmurlama sistemine geçilmesini istediler. Göyne Barajı'nda her yıl akış debisi 400-500 litre iken bu yıl 60 ile 80 litre seviyelerine kadar düştü. Gördüğünüz gibi Erzincan Barajı, Göyne Barajı'ndayız. Barajda su bitmek üzere. Erzincan'ın Refah ilçesi Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, ilçede yapımı devam eden ikinci etap TOKİ konutlarında örnek daire olarak yapılan daireyi ziyaret etti. Erzincan Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, yapımı devam eden ikinci etap TOKİ konutlarında örnek daire olarak yapılan daireyi ziyaret etti. Başkan Paçacı, 220 adet TOKİ binaları inşallah 2021 yılının Temmuz ayında çevre düzenleme işi ile birlikte hak sahiplerine teslim edilecektir diye konuştu. Başkan Paçacı yaptığı açıklamada, bu süreçte bizlerden desteğini esirgemeyen Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Beyefendi'ye, Erzincan milletvekillerimiz Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır'a, AK Parti Erzincan İl Başkanımız Sayın Mehmet Cavit Şileci'ye, AK Parti Refahiye İlçe Başkanımız Sayın İlhan Mızrağ'a, ilçem ve halkım adına teşekkür ederim dedi.
Paçacı ayrıca 100 bin konut kapsamında Refahiye ilçesinde yapılması teklif edilen konutlar için Refahiye halkının müracaat edebilmesi için şartları yerine getirmelerini ve ikametlerini Aralık 2020 tarihi içerisinde Refahiye ilçelerine almaları gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerde staj yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencileri için staj başvuruları bugün başladı. Başvurular 4 Mart 2021 tarihinde sona erecek. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde staj yapmak isteyen lisans ve ön lisans öğrencileri 2021 yılında tüm kamu kuruluşlarında üniversite öğrencilerine sağlanacak staj imkanlarının staj seferberliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından ücretsiz olarak kullanıma açılan Kariyer Kapısı çevrim içi platformu üzerinden yürütüleceği belirtildi. Lisans ve ön lisans öğrencileri başvurularını Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek. Lise öğrencileri ise staj başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı'nın staj takip sistemi üzerinden yapacak. Bakanlığın web sayfasında Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı staj başvuruları başlığı altında staj ve staj başvuruları ile ilgili bilgilendirme yazısı yayınlandı. Lise öğrencileri tarım ile hayvan yetiştiriciliği ve sağlık branşlarında başvuru yapabilecekler. Başvuru tarihleri dışında öğrenci alımı olmayacak. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın annesi Tayyibe Aydın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın, Terzi Baba mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Erzincan Tercan ilçesi Kargın beldesi eski belediye başkanı Ramiz Aydın ve Ulaştırma Bakanlığı emekli müsteşar yardımcısı Talat Aydın ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Erzincan İşletme Müdürü Kenan Aydın'ın annesi, eğitimci yazar doçent doktor Oğuzhan Aydın'ın babaannesi Tayyibe Aydın 83 yaşında vefat etti. Tayyibe Aydın için Terzi Baba mezarlığında koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Aydın ailesinin yanı sıra Erzincan Valisi Mehmet Makas, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Aydın ailesinin yakınları katıldı. Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Erete Şahmedi olarak Tayyibe Aydın'a Allah'tan rahmet, Aydın ailesine başsağlığı diliyoruz. Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarına Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri yem ve su dağıttı. İl genelinde sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapan ekipler, sokak kısıtlamasının olduğu günlerde hayvanlara sahip çıktı. Özellikle ana caddeler ve sokaklarla boş alanlarda bulunan hayvanlara yönelik yemleme çalışması yapıldı. Hangi? Ha, siyah mı? Ya bir şey değil de. Kocaeli Erzincanlılar Dernek Başkanı ve Kocaeli Toç Birsen Şube Başkanı Güven Perçem, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken Perçem'in tedavisi devam ediyor. Kocaeli Erzincanlılar Derneği Başkanı ve Kocaeli Toç Birsen Şube Başkanı Güven Perçem, 27 Kasım tarihinde yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alındı. Evde tedavisi devam eden Perçem, solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Perçem, hastanenin yoğun bakım ünitesinden alınarak solunum cihazına bağlandı. Perçem'in tedavisi devam ediyor.
Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Anagol 24 Erzincanspor'un teknik direktörü Özcan Kızıltan'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Karantina süreci başlayan Kızıltan, Afşet, Afyonspor ve İnegölspor maçlarında sahaya çıkamayacak. Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden Anagol 24 Erzincanspor teknik direktörü Özcan Kızıltan'ın COVID-19 testi pozitif çıktı. Kızıltan kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Afşet Afyonspor'la oynayacağımız maç öncesi yapılan COVID-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Karantina sürecim başlamış olup oynanacak olan Afşet Afyonspor ve İnegölspor maçlarında sahaya çıkmayacağım. Teknik ekibe ve futbolcularıma güveniyorum. Ben olmasam da ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarına inanıyorum. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim, dedi. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 1-10, Erzurum -3-5, Sivas -1-10, Gümüşhane 1-11, Bayburt -4-8, Giresun -8-15, Elazığ 4-12, Tunceli 1-15, Bingöl 3-14, Malatya 1-10, Yozgat -1-10, Amasya -1-16, Kars -4-6, Van -4-9, Ağrı -4-8 derece. Erzincan döviz ve altın piyasalarındaki gelişmeler şöyle. Dolar alış 7.83, satış 7.84. Euro alış 9.37, satış 9.38. 22 ayar altın bilezik alış 409.02, satış 413.16. Tam altın 2951.55. Yarım altın 1460.86. Çeyrek altın ise 730.43'ten işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.